hoş geldiniz. Gelin bugün yukarıdan bakıp büyük resmi okuyalım. Millet olarak tarihten miras ayıplarımızın en büyüğü ölene kadar baş olma tutkumuzdur. Mesela 500 yıl önce yaşlı Kanuni Sultan Süleyman çekilip tahtını oğlu Mustafa'ya verseydi, Osmanlı sarhoş Sarı Selim ile duraklama sürecine kapı aralamazdı. Ayrıca bugün rejim ve devir değişti ve devlet memurlarına bile yaş sınırı geldi. Lakin siyasi liderler son nefeslerine kadar postu bırakmıyorlar. Kimse kimseyi kandırmasın. Bunun adı önce ben, sonra ülkem demektir. Evet, Türkiye'de siyaset yapmada öncelik yurt çıkarı değildir. Oysa Batı ama yasayla, ama kültürüyle bu konuyu çoktan halletti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Allame-i Cihan olsanız 3 dönem başkan seçilemezsiniz. Keza İngiltere'de yaşadık, gördük. Thatcher ile Tony Blair, yine Almanya'da Merkel gibiler gördük. Zirvedeyken politikadan çekildiler. Seçimi kaybeden zaten ikinci kere pek çoğu şansını bile denemiyor ki. Sıcak örnek Almanya'da Merkel'in yerine gelen Armin Laschet'tir. Değerli takipçilerim, siyaset Türkiye'de 3 şeyden arındırılmazsa, AKP'de Tayyip Erdoğan gitse de sonuç itibariyle çok şey değişmeyecek. Birincisi, politika mutlaka meslek olmaktan çıkarılmalı. Başka alanlarda başarılı isimler siyasete girmelidir ki bunun iyi mühendis olan Demirel ile Erbakan gibi dünden örnekleri de var. Yapılması gereken yasal sınırlamalar artı seçimi kaybeden gider gibi kesin kuralların konmasıdır. Oysa bugün görüyorsunuz, Türkiye adeta siyasi şirketler tarlasıdır. Mesela hiçbir özelliği olmayan Mustafa Destici gibi biri Muhsin Yazıcıoğlu ismi üzerinden 10 küsür sene siyasi lider pozlarıyla gezinebiliyor ve o siyasi rantı yiyor. Dahası kamuoyu o gibilere değer de atfediyor ki vallahi Muhsin Bey yaşasa o ismi hemen kovalardı. Ayrıca seçimi kaybetmek bizdeki naylon siyasi liderler için normal bir hadise. Oysa siyaset profesyonelleşir ve meslek haline getirilirse eşyanın tabiatı gereği ticarileşir ve esnafı da oluşur. Politikanın meslek olması keza siyasi ahlakı da tüketiyor. Burada da hareketle siyaset yapma olayı güç edinme ve hükmetme gibi kişisel duygulara araç olmaktan çıkarılmalı. Politikayı kişisel hırsları tatmin vasıtası olarak yaparsanız onun adı ülkeye hizmet değil, ihtiras tramvayına binmek olur. İkinci husus, siyasetin zenginleşme aracı olmaktan çıkarılması. Maalesef Turgut Özal'ın getirdiği anlayış ve onun partisi ANAP ile beraber politikadan zenginleşen bir kesim oluşmuştur. Kulak dolgunluğu ile değil, 30 küsür yıldır Ankara'da en üst düzeyde gazetecilik yapan biri olarak kesin bilgilerimle söylüyorum. 1985 sonrası bakan olanların %80'i hırsız ve de varlıklıdır. Son 20 yılda olan ise yolsuzlukta miktarın çok çok büyümesi ve de bakanlara ilaveten pek çok bürokrat ile partilinin karun misali servet sahibi olmasıdır. 1990'larda rüşvet ve komisyonlar milyon dolar düzeyindeyken bugün onlarca, yüzlerce, hatta milyar dolar düzeyindedir. Bunu önlemenin yolu ise bellidir. Birincisi, AKP'nin yaptığı gibi ihale yasasını her ihaleye göre toplamda 192 kere değiştirmemek, yani şeffaf olup kuralları hakim kılmak. İkincisi ise belediyelere verilen imar yetkisinin
behemihal geri alınmasını sağlamaktır. Ne zaman belediyeler rant dağıttı, Türkiye'de hırsızlık kurumlaşmıştır. Hayır, sadece AKP'lileri kastetmiyorum. Emin olun pek çok CHP'li ilçe belediyesi de bugün birilerinin şahsi holdingi durumundadır. Bu itibarla Türkiye'de yolsuzlukların ana kaynağı belediyeler. Oysa siyaset ile para ilişkisi kesilmezse politika hizmet için yapılmaz ve Türkiye asla iflah olmaz. Siyasetin finansmanındaki berraklık gerçek demokrasinin olmazsa olmazıdır. Bu arada aradan 40 yıla yakın zaman geçmesine rağmen hiçbir lider Kenan Evren'in siyasi partiler kanununa dokunmadı. Niye acaba? Liderlere diktatörlük gibi davranma yetkisini veriyor da ondan. Dolayısıyla Türkiye'nin başındaki belalardan biri de yürürlükteki antidemokratik partiler yasasıdır. Gelelim üçüncü hususa. Siyaset eğer inanç yani dinin ipoteğinden çıkarılmaz ise korkarım hem dinimiz yara almaya devam edecek hem de demokrasiye inanç tamamen yok olacaktır. Demokrasinin zehiri inanca dine dayalı siyasettir. Çünkü orada sorgulama yoktur. Buradan hareketle Türkiye'de siyaset inanç ipoteğinde kalmaya devam eder ve inanç baronları ile holdingleri bunun dışına çıkarılmazsa Türkiye Osmanlı'nın yok oluşunu aynen yaşayacaktır. Emperyalizmin son 200 yıldır kullandığı iki argüman ya da enstrüman malum inanç ve etnisitedir. Bu tarihi olgudan hareketle tarikat ve cemaatlerin siyasetteki etkileri hatta bizzatihi varlıkları Türkiye'de bırakın rejimi bağımsızlığı bile tehdit etmektedir. Aynı şey TÜKVA benzeri ajandası İslamcılık olan vakıflar için de geçerlidir. Bunların varlığı devletin bekası adına tehdit yani milli güvenlik sorunudur. Realite bunlar iken muhalefetimiz adeta meleklerin cinsiyetini tartışıyor hala. Siz CHP veya İYİ Parti'nin bu gibi temel konularda bir manifesto açıkladığını hiç işittiniz mi? Bir program koyduğunu veya bir eleştiri yaptığını hiç duydunuz mu? Tarikat ve cemaatlerin güdümündeki imam hatipçi eğitim politikasına alternatif koyduklarını gördünüz mü? Bırakın böyle bir şeyi. Muhalefetimiz laiklik tehlikede değil bile diyebilmiştir. AKP'yi bendeniz ülkenin varlığı için tehdit olarak görüyorum. Söylemek istediğim muhalefetin sığlığı, satıhlığı, vasatlığıdır. Oysa Türkiye'nin önümüzdeki yüzyıla yani bilgi çağına süratle hazırlanması gerekiyor. Türkiye'de televizyonlar artık Kürtlüğü, Aleviliği, türbanı, İmam Hatibi, ezanı şunu bunu değil, üretimi, teknolojiyi ve bilgiyi konuşup tartışmalı. Bunun olması için de siyaseti, ego tatmini, iş ve zenginleşme vasıtası olmaktan çıkarmak gerekiyor. Evet, sorunumuz sadece Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak değil, çağın olgularını benimseyen zihniyetle liyakatlı kadroları hakim kılmaktır. Bu yapılmaz ise söyledim, debelenme ve çöküş devam edecektir. Bakın beğenmediğimiz Osmanlı münevveri cumhuriyeti var edebildi. Cumhuriyetin münevveri aydını ise hiçbir şey yapamıyor. Siyasette ve yönetimde etkili değil, tersine emperyalizmin etki ajanı konumunda. Açık ve net olarak söylemeliyiz. Türkiye'de ne solcu gerçek devrimci, ne milliyetçi gerçek vatansever, ne İslamcı gerçek Müslüman, ne de burjuvazi ilkeli liberaldir.
revaçta olan sadece güce eğilme, artı inanç ve kavram işportacılığıdır. Bundan dolayı ısrarla yeni bir vizyon olmazsa olmazdır. Türkiye'nin ihtiyacı olan lider modeli ise cahil cesurlar değil, Atatürk, İnönü, Demirel ve Ecevit gibi donanımlı ihtiyatlılardır. Evet, devletler duygularla, hayallerle ve ideolojik saplantılarla değil, realitelerle yönetilirler. Olguların dışına çıkıldığında ise Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de yaşadıkları facialar misali pek çok yıkımla yüz yüze gelinir. Tarihi iyi bilen biri olarak söylüyorum, Osmanlı'nın yok oluş sürecinde yönetimde olan İttihat ve Terakki bile emin olun, bugünkü AKP yani Tayyip Erdoğan'dan bin kere daha rasyoneldi. Onlar aslında ipi çekilen ve biten imparatorluğu yaşatma adına son şansı denediler, son şansı zorladılar. AKP kadrolarının yaptığı ise menkıbe sarhoşluğuyla Don Kişotluğa soyunmaktan ibarettir. Değerli dostlar, Türkiye'nin temel sorunlarından bir diğeri de fikir ve politika üretecek kurumlarının olmamasıdır ki AKP ile beraber Atatürkçü ve monşer denilerek mesela Dışişleri Bakanlığı gibi az sayıdaki kurumlarımız da ifal edilmiştir. Aynı şekilde üniversiteler araştırma ve sorgulama misyonundan uzaklaştırılıp orta mekteplere dönüştürüldü. Keza vakıf olayı siyasal İslam'a servet ve mürit kazandırmaya vasıta yapıldı. Oysa bu gibi yapılar bilgi, politika ve strateji üretirler. Bakın Batı'dan örnek vereyim. Mesela Almanya'da bütün merkez partilerin vakıfları var. Hristiyan Demokratların Konrad Adenauer Vakfı, Sosyal Demokratların Friedrich Ebert Vakfı, Hür Demokratların Friedrich Naumann Vakfı, Yeşillerin Heinrich Böll Vakfı, Sol Parti'nin de Rosa Luxemburg gibi vakıfları var. Bunlar sürekli olarak yeni politikalar üretip partileri beslerler. Aynı şey Rusya'da da söz konusudur. Bilimler Akademisi ve Petersburg Şarkıyat Enstitüsü bu işlevi görmektedir. Keza İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yine onlarca kuruluş vakıf var ve bunlar siyasete yol gösteriyorlar. Söyledim, bizdeki tablo tam bir faciadır. Partilerin değil, böyle kurumsal örgütlenmeleri liyakat sahibi profesyonel manada bir danışman ekibi bile yoktur. Lider bizde haşa Allah misali her şeyi bilen, her şeyi görendir. Öyle olunca da sözde siyasi liderlerimiz slogan atmanın ötesine bile geçemiyorlar. Türk siyasetindeki program ve politika kısırlığının cevaplarından biri de budur. Özetle Cumhuriyet'in yeniden kurulması misali yeni bir paradigma ve silkinmeye acil ihtiyaç var. Noktalarken videolarımı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.